Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufevvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Euzu billahi l-azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahillezî arsala rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alel hayri velev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühe. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâletin finnâr. Ve bi senedil muttasil yan nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. Ayetul münafiki selat. İza hattese kezebe. Ve iza vaada ahlefe. Ve iza tümine khan. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızam aleyhimü salavat ve teslimatın ehli beyt, el, ashab, etbalar, rıdvanullahi teala aleyhim ecmainin bir cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminat rahmetullahi aleyhi mecmainin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşayih efendilerimizin hazırun ve dersimiz dinleyen cemaat kardeşlerimizin bu cami-i şerifi yaptıranların bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisinde de başka bir şeyden bahsediyor. Ayetul izzi, izzet ayeti şudur. Ve kulil hamdülillahillezî lem yettehiz veleden ve lem yekullehu şerikun fil mulki ve lem yekullehu veliyyun minedzulli ve kebbirhu tekbira. İzzet ayeti şimdi okuduğum ayettir. Evet, bu çok müjdeli, güzel bir ayet. Şimdi buna dair bilgileri size aktarmak istiyorum. Bu izzet, ayetül iz. İz ne demek iz? İz, kuvvet demektir. Kuvvet. Kur'an-ı Kerim'de Yasin suresini biliyorsunuz, Müslümanlar her gün okur. Neden okur Yasin suresini? Her gün Yasin okuyan müminin sırtını kimse yere getiremez. Onun için Yasin her gün okuruz. Okuman lazım. Farz değil. Kazanmak istiyorsan, sırtın yere gelmesin istiyorsan, aziz olmak istiyorsan Yasin okuyacaksın. Her gün amma sabah amma akşam virt edineceksin. O Yasin suresini devamlı okuyanlar hem kendi için okumuş olur hem de anasına babasına geçmişlerine gönderirse kendine verecek sevaptan azaltılmaksızın onlara da gider ecri. Hani ölülerin arkasında okumayla bir şey olmaz. Hayır, olur. Olur. Bu adamların görüşü çok yanlıştır. Çelişkilidir. Neden çelişkilidir? Cenaze namazı duadır dedim demin size. Evet, cenaze namazı farz. O dua ediyoruz. Kime? Bu adama, ölmüş gitmiş adama dua. Geçersiz olsa, dirilerin duası ölüye geçersiz olsa cenaze namazı farz olur mu yahu? Bu kadar adamlar böyle bilimsel şeyden, dayanaktan yoksun atıyorlar. Ölenlerin arkasından yapılan şey gidip gitmez diyorlar. Gitmeyecekse cenaze namazı farz olmaz yahu. Dua ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de çok ayetler var. Çok ayetler var. Mesela anamız babamız için ne diyeceğiz? Rabbirhamhuma kema rabbayani sagira. Beni küçükken nasıl şefkat kanatlarıyla böyle sarıp merhamet ederekten büyüttüyse onlara da sen merhamet et diye arkasından dua edeceğiz. Allah'ın emri bu. Rabbena ufir lana ve li ihvanina ellezine sebekuna bil iman. Geçmişteki müminleri affet ya Rabbi. Ayet bu. Yani arkadan dirilerin yaptıkları ölülere gitmez demek. Kur'an'la çelişkili demek yani. Çelişmek demek. Bunlar ehl-i sünnet inancında değil. Mutezile erbabının görüşüdür bu. Böyle bunu bilelim. Şimdi
Yasin'den söz ederken buraya gittik. Yasin'i her gün okuyan şehit ecriyle haşrolunacaktır diye hadis-i şerif var. Ölülerinize her gün Yasin okursanız azabı tahfif olur. Ananızı babanızı her gün Yasin göndere göndere ruhuna kurtarabilirsiniz azaptan. Hadis var böyle, ben bunlara inanıyorum. Sahih hadisler bunlar. Hem de sırtın yere gelmez. Neden? Biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret esnasında evinin etrafını 3 kat çemberle çevirmişti kafirler. Sabahleyin suikast yapacaklar. Neye bekliyorlar sabahı? Gündüzün suikast yapacaklar. Herkes hücum edip peygamberi öldürecekler. Peygamberimizin sülalesi kan davası yapamasın. 100 kişi birden öldürelim. Görsünler bunu da. Hani bir kişi olursa kan davasına kalkışırlar diye korkuyorlar. Peygamberin sülalesi kalabalık. Onun için gündüzü bekliyorlar. O da onlar çember içindeyken Yasin okuyarak çemberi yarmış, çıkmış gitmiş. Ve cealna min beyni eydiyim sedden ve min halfim sedden fehum la yubsirun. Biz onların önüne arkasına set yaptık. Göremezler Habibim. Evet. Yasin okuyan adama şerliler şerli dokunduramazlar. Yasin böyle. Sırtı yere gelmez demek. Ondan öyle diyorum. O güzel peygamber çekti çıktı gitti. Hatta yani yerden toz almış. Bismillah demiş. Üstlerini atmış. Gözlerini uyuşturmuşlar. Görmez olmuşlar. Üstlerine o tozlar, topraklar dökülmüş. Bir tanesi peygamberimiz onların arasından çıkıp giderken görmüş. Çıkıp gittikten sonra onların yanına gelmiş. Ne bekliyorsunuz demiş. Ebul Kasım'ı bekliyoruz. Niye? Sabahleyin canını alacağız. Ne kadar aptalsınız ya demiş. Demin çıktı aranızdan ya, görmediniz mi? Göstermiyor Allah. Yasin okuyarak çıktı. Yasin de o. Onun için siz okuyun. Zararlı çıkarsanız gelin benden davacı olun. Bu kadar basit. Yani o adamlar diyor o zararı faydası yok. Eğer faydası yoksa gelin benden davacı olun. Siz okuyun yalnız, her gün Yasin okuyun. Şimdi efendim Yasin'de bizim esas şeyimiz bu değil. Bu iz kelimesini açıklamaya çalışacağız. Ayetül iz. İz nedir? Kuvvettir. Kuvvet. Kuvvetlenmek istiyorsan peygamberin şimdi söyleyeceği ayeti okuyacaksın. Gereğini yapacaksın. Aziz olmanın yolu bu. Onun için söylüyor Peygamberimiz. İz kuvvet demek. Kur'an'da kuvvet manasına geçiyor. Orada Yasin suresinde vadırb lehum meselen ashabel gariye. Evet. İzce ehel murselun. Şu gariye ahalisinin haberini de onlara sen söyleyiver Habibim. Elçiler onlara geldiği zaman elçiler iz erselna ileyhim üsneyni. İki kişi bu elçi gitmişti. Evet. Ondan sonra fekezzebuhuma, ona yalanladılar. Feazzezna bithalifin. İşte bu iz kelimesi kuvvet anlamına gelir. Buradan çıkarıyoruz. Feazzezna bithalifin. Üçüncü bir elçi gönderdik biz onlara. O iki kişiyi dinlemediler. Onları kuvvetlendirmek için. Azzezna kuvvetlendirdik. O gönderdiğimiz iki kişiyi gönderdik. Bu da şöyle olmuş. Şimdi Antakyalılar tabii burada gurur duyacaklar. Antakya'da biliyorsunuz Habib Neccar'ın kabri var. Yolumuz oraya düşerse bu Bisalis'in var ya üçüncü adam gitmiş. Bir de orada bu adamları dinlen diye gelen Habib Neccar var işte. Bu ayet onunla ilgili. O sayfa onunla ilgili. Orada kabri var. O kabri ziyaret edin. Çok güzel bir adam o. Ne olacak yani? Buradan da gönderirsin ruhuna da. Mesela Erzurum'dan, Van'dan, İstanbul'da oturuyorsun. Seni bir adam arasa gelse, kapını çalsa. Mı çok sevinirsin. Bir de mesela bir selam gönderse Erzurum'dan. Mı daha çok sevinirsin. Evet, selam göndermek de güzel bir şeydir. Buradan okumak da güzel bir şeydir ama bu evine gelir kapını çalar da yanına gelirse ne kadar sevinirsin. O adam da başına giderse, yolum düşerse, ziyaret eder. Yani iyi adamları, güzel adamları böyle bizzat ziyaret etmekte fayda var. Fayda var. Onu arz etmek çalışıyorum. Şimdi bu iz kelimesi bir de şey anlamına gelir. İzzet-i nefis anlamına gelir. Bu da şöyle. Şimdi
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına Beni Sakif'ten Ahnes bin Şureyk gelmiş. Ahnes bin Şureyk. Vallahi billahi ya Resulallah inandım demiş, anladım sen peygambersin. Bak biz hep geriye gittik, sen aziz oluyorsun, şerefleniyorsun. Biz geriye gidiyoruz. İnandım, vallahi billahi inandım. Karımın başı için neyse, ne yeminler varsa hepsini yapmış. Oradan ayrılmış, Müslümanların ekinlerini yakmış hain. Öyle şimdi ayet var, Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Şimdi o adam Müslümanların ekinlerini yapmış. Habibim diyor, tabii bize. Birisi konuştuğu zaman, bu adam idareci, o kavminin idarecisi. Bana diyor başa geçir, onlara şey edeyim diyor, Müslümanlığı anlatayım. Ama böyle yapmış. Habibim diyor, bir daha böyle başa geçenlerin, konuşanların sözüne değil, fiiline bak. Evet. Din de böyle. Değil mi? Ziya Paşa ne diyor? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Şahsın anlaşılır rütbeyi aklı eserinde. Söze inanmayın Müslümanlar. Bir adamın geçmişini araştırın. Yaptıklarına bakın. Ağzından bal kaymak akar bazı adamların. Ağzın sulanır böyle. Ağzını açar bakarsın. Kanmayın diyor. Adamın işine bakın işine. Kıvırtıyor mu? Ona bakın. Karakteri sağlam mı? Ona bakın. Bunlar bizim için hayatta önemli prensipler. Tabii ben şimdi bazıları şu bu yorum yapmasınlar diye, yani başınıza geçireceğiniz adamların da palavralarına, sözlerine değil, geçmişlerine bakın, işlerine bakın. Yani ben söylemiyorum tabii bunu da, Elmalı Hoca öyle söylüyor. Müslümanlar başına geçecek adamlarının sözlerine değil, işlerine bakmalıdır. Elmalı Hoca söylüyor. Cildinde vereceğim efendim, bana kimse tahan etmesin diye. İkinci cilt 733. sayfa, devlet tefsiridir. Orada da öyle söylüyor. Evet, burada da Allah'tan kork dedikleri zaman adamın izzeti nefsi tutar. Falan der böyle. Nefsi kibirlenir. Bu çapulcu Müslümanlarla mı yani? Falan der. Böyle kendine bir kuruntu verir. Böyle izzeti nefis anlamına da gelir. Bu iz kelimesi. Şimdi tabii burada şey olan bu ayet, iz ayetini biz size esas hadisi bunun için okuyoruz. Bu iz kuvvet, aziz olma ayetidir. Bunun hakkında bilgi vereceğim size. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَب۪يرُ تَكْب۪يرًا Habibim de ki, Müslümanlar deyin ki, Elhamdülillahillezî, hamd o Allah'a mahsustur. Teşekkür, hamd, şükür. Lem yettehiz veleden, çocuk edinmemiştir. Doğmamıştır, doğrulmamıştır, doğurtmamıştır. Doğurmamıştır, doğurmamıştır. Ne demek istiyor böyle? Biliyorsunuz, Beni İsrail, Üzeyr Allah'ın oğlu dediler. Üzeyr aleyhisselam, Kudüs'te, bu Beni İsrail çok akıllı adamlar. Hep peygamber sülalesi ama akıllarını hep böyle şımarmışlar. Şımardıkça Allah tokat vurmuş. Çok tahribata uğramış Kudüs. Hepsini Romalı Titus yakmış şehri. Esir etmiş hepsini. Sürmüş çıkarmış adamları. İşte Üzeyr aleyhisselam da çocuk kurtulan adam. Tekrar bu şeyler geçtikten sonra Kudüs'e gelmiş. Bakmış ki oho, taş taşısına kalmamış. Bu şehir adam olmaz demiş. Bu var, şeyde var. Kur'an'da var. Adam olmaz bu şehir. Öyle deyince Allah eşeğiyle geliyor. Hemen Allah onu orada uyutuvermiş. 100 sene. Kur'an'da var, 100 sene. Kalkmış böyle, ovuşturmuş gözlerini. Bakmış ki oho, şehir öyle mamur bir şehir olmuş, gürül gürül caddeleri böyle falan. Hani adam olmaz bu şehir dedi ya, Allah kudretini gösteriyor ona. Herhalde biraz evvel yattıydım, uyandıydım diye.
Demiş eşeğine bak diyor. Eşeğin kemikleri bile kalmamış. 100 sene ya. 100 sene sonra şehre girmiş Uzeyr Aleyhisselam tabii. O olaydan sonra da bir hayli seneler geçmiş, 50-100 sene. O 100 senede uyumuş, gitmiş. Bu kadar uzun sene yaşıyorlar o zamanın insanları. Onların ailesinde hizmetçisi varmış. Nine bulmuş sonra şüpheyle karşılamış tabii. Uzeyr Aleyhisselam kabul etmemiş. Tevrat'ı oku bakalım demiş. Tevrat'ı Uzeyr Aleyhisselam baştan sona okumuş. Yahudiler oradan diyorlar ki bir insan 100 sene uyuduktan öldükten sonra Tevrat'ı nasıl okur? Bu Allah'ın oğlu diyorlar. Oradan sapıtıyorlar. Onun için Uzeyr Aleyhisselam Allah'ın oğlu derler. Bunlar mucizedir. Neden olmasın? Ashab-ı Kehf de biliyorsunuz 300 sene uyudu mağarada. Yine kalktılar. Neden olmasın? Öyle diyorlar. Oradan tutturuyorlar. Onları reddediyor bu hadis. Lem yettehiz veladan. İki Hristiyanlar da ne dediler? Adem Aleyhisselam'ın anasız babası yaratıldığını kabul ediyor Hristiyanlar. Topraktan yaratıldığını. Fakat İsa Aleyhisselam, Meryem anamız evlenmeden dünya gelince bu Allah'ın oğlu dediler, çıktılar. Onlar da İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu dediler. Allah bu ayetiyle onları reddediyor. Müşrik Arapları da reddediyor. Onlar da melekler Allah'ın kızları dediler. Allah'ın oğlu kızı olmaz. Lem yettehiz veleden. Veled yok, onun çocuğu yok. Reddediyor onları. Ve lem yekunle şerikun fil mulki. Onun bir ortağı da yok. Saltanatında, mülkünde. Ve lem yekunle veliyyun min zulli. Allah acizlikten dolayı bana yardım etsin de bu başarısızlığım gidersin diyecek bir yardımcıya da muhtaç değil. Onun da yardımcısı da yok. Allah samettir. Hiçbir şeye muhtaç olmaz. Her şey Allah'a muhtaç olur. Bunu söylüyor ayet. Bunu niye söylüyor? Bir şeylerde, Hristiyanlarda da var, Yahudilerde var. Biz Allah'ın dostlarıyız, yardımcılarıyız, evlatlarıyız. Biz olmasak ne yapabilecek o? Diyorlar, Kur'an'da var bu. Biz Allah'ın evliyasıyız. Biz Allah'a yardım ediyoruz. Evet, hala bu inanç devam ediyor. Bir profesör arkadaşım Londra'da doktora yaptı. Şimdi ben de Amerika'da kaldım. Kiliseler bomboş. Neden? Papazın telkin ettiği şeyi bugün bilimlere göre adam kafası almıyor. Gelenek örf olarak işte düğünlerde, bayramlarda, ölümde o kadar Hristiyanlık kiliseye giden yok. İnanmıyor. Şimdi şunu anlattı bana. Kilisede kimse yok. Papaz ilan vermiş. Siz gelmediniz, Allah yalnız kaldı. Kilisede Allah oturuyor mu? Öyle şey olur mu? Öyle ilan vermiş. Siz kiliseye gelmiyorsunuz, Allah yalnız kaldı. Bir iş yapamıyor, yardımcısız kaldı. Allah aciz mi ki yardımı? Böyle yani hala bu inanç devam ediyor. Onu arz etmek istiyorum. Allah bunları reddediyor. Allah mülkünde, saltanatında kesinlikle ortağı yoktur. O zelil değildir ki, aciz değildir ki bir yardımcıya ihtiyacı olsun. Habibim sen ve kebbir ve Müslümanlar siz ve kebbirhu tekbira, onu tazimle anın. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallahu vallahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd deyin diyoruz değil mi biz? Kurban Bayramı önümüzde, Kurban Bayramı var inşallah yetişiriz. Değil mi? Arafa günü sabah namazından başlıyoruz değil mi? Dördüncü gün ikindi namazına kadar bu tekbiri, teşrik tekbirler derler buna. Ve sesli, gürül gürül camilerde. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd. Bu ayetin gereğini yerine getiriyoruz. Ve biliyorsunuz namaza neyle giriyoruz biz? Allahu Ekber diyerek giriyoruz. Allah'ın bu emrini hep yerine getiriyoruz. Allahu Ekber, Allah en büyük diyerek giriyoruz. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, Allahu Ekber demesi Müslümanın dünya ve dünyadakilerin hepsinden hayırlıdır. Bu ayetin yerine getiriyorsun. Aziz alıyorsun, aziz. Allah doğmaz, doğrulmaz, çocuğu yoktur. Allah büyüktür, ihtiyaç sahibi değildir. Kudreti sonsuzdur. Tevhid özü haykırıyorsun ya. Bundan değerli bir şey var mı Allah katında?
dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Bir Allahu Ekber demenin anlamı bunlar. Bu ayet onun için izzet ayetidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi sülalesi Haşimi oğulları, Beni Haşim, Haşim oğulları çocukları doğdu mu akrabamızı çağırırız biliyorsunuz. Çocuk doğdu mu birisi akrabada en yaşlı, en salih, alim kim varsa çağıracaksınız. Sağ kulağına ezan okuyacaksınız, sol kulağına kâmet gireceksiniz. Tatlı bir şeyle dudağını, eliniz temiz olacak. Tatlı bir şeyle Bismillah deyip dudağına tatlı süreceksiniz. Ondan sonra da adını takacaksınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle çağrılarmış. Bu konuşmaya başlayınca beni çağırın dermiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarınız konuşmaya başlayınca kelime-i tevhidi öğretin. İlk sözü o olsun diyor. İlk ayette öğreteceğiniz işte bu ayet. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْب۪يرًا. Bu ayeti öğretirmiş sülalesinin çocuklarına. İlk konuşmaya başladığı zaman ilk defa bunu öğretirmiş. Öyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu ayeti izzet ayet dediği İsra suresinde efendi. İsra suresinde ne var? Asa an yeb'afeke rabbuke makamen mahmuda. Habibim Allah seni makam mahmuda eriştirecek, ulaştıracak. Makam mahmud, mahşerde bütün insanlar sıkıntıda kavrulacaklar, budalacaklar. Diyecekler ki cehenneme gidersek gidelim. Bıktık, bunaldık bu bekleme sıkıntısından. Sanki cehennem daha hafifmiş gibi. Ondan sonra canlarını tak edecek. O zaman maymundan türedik diyenden falan gözleri görecekler gerçekleri. Bunlar Kur'an'da var, hadislerde var. Ehl-i sünnet inancımız böyle bizim. Babamız Adem'e gidelim diyecekler. O bizim babamız. Şu mahkemeyi başlasın da ne olacaksa olsun. Canımıza tak etti bu beklemek. Adem aleyhisselam gidecekler. Aman aman bana gelmen. Aman aman bana gelmen. Allah bütün peygamberi hesaba sokacak çünkü. Görevini yaptın mı? Yapmadın mı? Böyle felenes'elennellezine ursile ileyhim ve lenes'elennel murselin. Hem peygamberleri hem milletleri hesaba çekeceğim diyor Allah. Ayet var hem de yeminle. Adem diyor aman aman gelme. Ben hesabı nasıl kara kara düşünüyorum. İşte her peygamber aman 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 aman. Musa aman 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 aman. Ben hiçbir zaman efendim Filistin'deki o gariban çocukları öldürün demedim. Kadınları, ihtiyarları kurşuna dizin demedim. Yahudiler acaba ondan öğrendik, o söyledi. Tevrat'a bakarsanız var böyle. Şimdiki Tevrat'ta, evet öyle yazıyor. Kollarını kıracaksın. Evlerini başlarına yıkacak. Okuyabilirsiniz, ben kaç defa okudum. Evlerini başlarına yıkacaksın. Onun için Yahudi askeri o inancını yapıyor. Hiç acımasız, inancı adına yapıyor. Halbuki Musa Aleyhisselam dediğinde yok o. Onun için Yahudiler, biz ondan öğrendik, o söyledi. Musa Aleyhisselam aman gelmen gelmen ben nasıl hesap vereceğimi bilemiyorum. İsa'ya gidin. İsa Aleyhisselam ben Allah'ın oğluyum dedi mi? Şimdi Yahudi Hristiyanlara da Allah diyecek ki Allah ben birim. Neden bana oğul isnat ettiniz? İsa söyledi. İsa Aleyhisselam çağıracak gel bakalım. Evet Kur'an'da var bunlar. Lütfen okuyun tefsirleri. O diyecek aman aman bana gelmeyin ben Allah'ın oğlu dedi diyecekler. Nasıl hesap vereceğimi kara kara düşünüyorum. Peygamberimize gelecek sıra. Zaten ondan başka peygamber kalmadı. Ya diyecekler ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bıktık bu sıkıntıdan. Neyse ne başımıza gelecek gelsin ama şu sıkıntıdan bizi kurtur. Bir mahkeme başlasın. Efendimiz hiç hayatında insanların ricasını reddetmemiş. Hayır dememiş. Sadece ettehiyyatı okurken eşhedü ellâ diyoruz ya orada demiş. Başka hayatın hiç hayır yok. Kim ne derse peki diyor. Müslüman da peki diyen adamdır ha. İtirazcı olmayan adamdır. Müslüman kelimesinin anlamı budur. Peki diyor. Hemen secdeye kapanıyor. Ya Rabbi diyor bu insanların diyor mahkemesini gör. Kaldır Habibim diyor ne istiyorsun? Mahkemeyi gör ya. Olur diyor. Buna makam mahmud derler. Bütün insanları mahşer sıkıntısından kurtaracak. Kendine sövenleri de, maymundan türedik diyenleri de, Allah yoktur, din yoktur, afyondur diyenleri de
sıkıntıdan kurtaracak. Çünkü rahmeten lil alemin. Kırmayacak onları. Canınız binlerinizden çıksın demeyecek. Rahmeten lil alemin çünkü. Secdeye kapanıp başlatacak. Makam-ı Mahmud'u vereceğim diyor. Bak o ayet orada. Bu şeref, makam-ı Mahmud sadece ona mahsus. Anlattık. Teferruatı hadislerde var. Bu İsra suresini geçiyor. İsra suresinde bu ayet de o İsra suresinde son ayet. İzzet, peygamberin izzeti bu. Keza bu İsra suresi olsun, diğer sureler var. Enbiya suresi olsun. Bu en son Enbiya suresi Mekke'de ilk inen ayetlerden rahmeten lil alemin ve ma arsalnake illa rahmeten lil alemin ayeti de Enbiya suresinde buradan başlamış, orada peygamberin üstünlüğünü, azizliğini ifade ediyor. Onun için bu izzet ayeti benim ilk sermayem bu diyor. Bu ilk sermayem. Dayandığım izzet sermayem benim bu. Çocuklara da bunu öğretirmiş ilkin. Müminlere de siz de bunu okuyun. Ayetül izzi, izzet ayeti, aziz olma ayeti işte budur. Ve kulil hamdülillahillezî lem yettehiz veleden ve lem yekun lehu şerîkun fil mulki ve lem yekun lehu veliyyun minez zulli ve kebbirhu tekbira ayetidir. Bunu okuyun. Bunu okuyun. Gece gündüz okuyun. Şimdi tabi başka hadisler de var. Arz edeyim size. Abd ibn Humeyd'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylerken işittim. Men kara ve kulil hamdülillahillezî, şimdi okuduğum bu izzet ayetini kim okursa كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اَجْرْ مِسْلَ الْاَرْضِ وَالْجِبَالِ, dağlar ve yerler kadar sevap verir Allah ona, yazar. Evet, böyle söylüyor. Çünkü neden? Anlatıyor. لِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَقُولُ, kul bu ayeti okudu mu Allah şöyle buyurur. فِي مَنْ زَعِمَ اَنَّهُ لَهُ وَلَدًا, kendisi de velet isnat edenlere karşı Allah'ın çocuğu yoktur. O büyüktür, azamet sahibidir. Ortağı yoktur, ihtiyacı yoktur diyorsun sen. Allah'ı ona layık sıfatlarla anmış oluyorsun. Onun için yerler gökler dolusu sevap alır diyor bu ayeti okuyan. Bunu bilerek okuyacaksın ama. Okurken esne esne okumayacaksın. Bu bahsettiğim ayet manasını bilerekten her gün bu ayeti okuyacaksın, aziz olacaksın, aziz olacaksın, gereğini yapacaksın, gereğini yapacaksın. Evet, Ahmed ibn Hanbel, Tabarani, Muaz ibn Enes el-Cüheni sahabiden nakletmiş, Mısır'da yerleşmiş, orada kalmış bu sahabi. Allah onlardan razı olsun. Allah imanımızı kamil, ahlakımızı güzel eylesin. Akıbetimizi de hayır eylesin inşallah.